Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Elektrik konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz üreteçlerin bağlanması, seri bağlama ve paralel bağlama olarak iki tane bağlama vardır. Şimdi arkadaşlar bunu anlamanın en kolay yolu, eğer üreteçler aynı harfler arasında kalıyorsa paralel bağlıdır. Eğer aynı harfler arasında kalmıyorsa seri bağlıdır. Mesela paralel bağlamayı şöyle göstereyim. Örnek veriyorum, siz buraya A harfi verseydiniz buraya A gelecekti, aşağıda A gelecekti. Buraya B harfi verseydiniz bu B aşağıdan buraya da gelecekti. Yani bu üreteçte AB arasında, bu üreteçte AB arasında olduğu için bunlara biz paralel bağlı diyoruz. Ancak burada öyle bir durum söz konusu değil. Mesela buraya A harfi verirseniz tutup buraya da B harfi verirseniz, o B harfi buradan gelip direncin üzerinden atlayamadığı için bu tarafa geçemez. Dolayısıyla buraya başka bir harf, mesela C harfi. O zaman bu pil ve bu pil, yani iki üreteç farklı harfler arasında kalıyor ve bunların biz seri bağlı olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim, bunlar seri bağlandığında toplanacak mı yoksa çıkartılacak mı? Bir de şöyle bir yöntem var arkadaşlar. Eğer böyle devreyi turlarken bir pil bittikten sonra diğer pil önünüze geliyorsa bu seri bağlama demektir. Şimdi arkadaşlar bu piller nasıl toplanıyor, nasıl çıkartılıyor, bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bu devri şöyle turlarken cümle kuracaksınız. Bak, eksi, artı, eksi, artı. Bak, aynı şeyleri söylemediniz mi? O zaman bunlar düz bağlı. Yani düz bağlı olduğu için de E1 ve E2'yi topluyorsunuz. Örneğin bu 30 voltsa, bu 20 voltsa, bu devrenin voltu 50 voltluk bir pildir diyorsunuz. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar şöyle bir tur attığınızı düşünün. Yani devrede böyle bir yol izleyeceksiniz. Bu yolu izlerken önce mesela artı eksi diyorsunuz. Daha sonra eksi artı diyorsunuz. Bak, ters şeyler söylediniz. O zaman bunlardan çıkarma işlemi yapacağınızı bileceksiniz. Pilin hangisi büyükse, lütfen dikkat edin, hangisi büyükse ondan diğerini çıkartacaksınız. Yani bu devrenin voltu ikisinin farkıdır. Biz burada E1'i büyük olarak kabul etmişiz. Örnek veriyorum, E1 50 ise bu da 20 ise 50-20'den bu devrenin voltu 30 diyeceğiz. Yani V eşittir I çarpı reş yaparken bu V yerine 30'u yazacağız, yani devrenin voltu bu. Bir de arkadaşlar burada akımın ne tarafa doğru olduğunu da bazen bilmemiz gerekiyor. Sonuçta bu pil diyor ki buradan akım yola çıksın, artısından dolayı. Bu pil de diyor ki yok, akım buradan yola çıksın diyor, artısından dolayı. Kim kazanacak? Tabii ki büyüğün dediği olacak. Büyük burada E1 olduğu için bu arkadaşın dediği olmayacak. Devre akımı bunun dediği yönde, yani şu yönde olacak canlar. Tamam. Burada da akım bu yönde geçtiği için, bu arkadaş da akımını bu tarafa doğru gönderdiği için, o yüzden zaten bu zıt. Yani onu o yüzden çıkartıyoruz. Çünkü bize karşı geliyor. Var mı böyle bir şey? Şimdi paralel bağlama geldik. Paralel bağlamada piller aynı harfler arasında kalacak. Zaten arkadaşlar şöyle baktığınızda arada da hiçbir böyle direnç yoksa, direnç olsaydı hani harfi buradan geçiremiyoruz ya, o yüzden arada da direnç yoksa bunların paralel olduğunu anlayacağız. Paralel bağlı pillerde sadece bir tanesi alınır. Bu çok önemli. Yani arkadaşlar 10 tane de bağlasan devrenin E'si nedir dediğinde bir tane E'dir diyeceksin. Yani örnek veriyorum, buraya 50, buraya 50 voltluk pil bağladım. V eşittir I çarpı reş yapacağım, soru çözüyorum diyelim. Bu V yerine 50 daha 100 falan yazmayacaksınız. Ya da 50/2 deyip 25 falan yazmayacaksınız. Bu direnç değil. Bu pil. Bu üreteç. Yani üreteçler paralel bağlandığında aynı dirençler gibi falan olmuyor yani. 50-50 bir tane 50 yapar diyeceksin ve buraya 50 yazıp soruyu böyle çözeceksin. Neymiş? Paralel bağlı pillerde 10 tane de olsa devrenin pili sadece bir tane yapacaktır. O yüzden arkadaşlar paralel bağlı üreteçlerin ömrü daha uzun olur. Çünkü hepsini bir anda tüketmiyor. Ama mesela seri bağlı bir devrede 30 ve 20'yi bir anda kullandığımız için, yani 50 olarak kullandığımız için, bu devre düz bağlı olduğu için toplanıyor ve 50 olarak kullanıyor. Buradaki lamba parlak yanar. Çünkü 50 ile yanıyor. Parlak yandığı için de bu pil kısa sürede tükenir. Yani parlak yanmanın bir bedeli olur. Şimdi paralel bağlıda ise 50 ve 50'yi 100 yapmadığımız için bizim bağladığımız lamba çok parlak yanmaz ama uzun süre dayanır. Yani bizim istediğimiz pilin uzun süre dayanmasıysa paralel bağlamamız gerekiyor. Bizim istediğimiz iyi bir akım, iyi bir güçse seri bağlamamız gerekiyor. Mesela kumandalı arabalarda o oyuncak arabanın gitmesi için pillerin böyle bayağı bir iyi güç üretmesi gerekiyor. Çünkü o teker öyle kolay dönmüyor. Dolayısıyla oyuncak arabaların pilleri seri bağlıdır. Hani hepsi birbirine eklensin ve güç oluşsun ve arabayı itsin. Şimdi geldik buraya. Diyor ki ampermetre kaçtır? O zaman devredeki akımı bulursak ampermetreyi bulmuş oluruz. Şimdi bu 10 ve bu 10 birbirine paralel ama bu 10 şu ikisine seri. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki buradaki 10'lardan ne gelir? 10 tane de olsa, 100 tane de olsa bir tane alınıyor. Yani burada sanki bir tane pil var. Dolayısıyla ben diyeceğim ki buradaki devrede eksi artı şeklinde 10 voltluk bir pil var. Lütfen şuna da dikkat edin bakın. Bu pilin artısı eksi ne tarafsa ben ona göre buraya bir pil yazdım. Yani bu 10 ve bu 10'u bir tane pile düşürdüm. Sonra bunun yanına arkadaşlar bir tane daha pil geliyor. Bakın onun da pardon kutuplarını yanlış yazmayalım önemli. Kutuplar çok önemli. Onun artısı bu tarafta eksisi bu tarafta değil mi? Yani bu da 10. Şimdi arkadaşlar bunlar düz mü ters mi? Eksi artı eksi artı bak aynı cümleyi kurduğun için bunlar düz bağlı. O zaman 10 ve 10'u topluyorsun. Bu devrenin V'si 20 volt olarak kullanılacak diyorsun. Devrenin V'si 20. Devrenin R'si de zaten 5. Hani 3 2 daha 5 zaten. O yüzden arkadaşlar V eşittir I çarpı reş yapacaksın. Reş yerine 5 geliyor toplamı. I'yi de bilmiyoruz. Ve volt da 20 zaten. Buradan akım 4 çıkar. Zaten ampermetrede ana kol üzerinde olduğu için 4 olarak ölçer. Ama ampermetre şurada olsaydı 4 olarak ölçmezdi. Çünkü arkadaşlar şöyle bu 4 amper tamam bu devreyi dolanıyor. Buradan geliyor buradan şuradan 4 olarak geçiyor. Onda bir sorun yok. Ancak şu pillerde bir tanesi yatsın bir tanesi çalışsın mantığı yok. Bu 4'ü bunlar yarı yarı bölüşüyorlar. Yani 2 olarak gönderiyorlar. Ve buradan tekrar 4 olarak hani devam ediyor. O yüzden bu pilden 2 amperlik akım çıkıyor ya. Az akım çıkıyor. Az akım çıktığı için pil uzun süre dayanıyor. Bir pilin uzun süre dayanması için pilden çekilen akımın az olması lazım. O yüzden paralel bağlı devrelerde pillerden ortaklaşa akım çıktığı için hani çıkan akımı böyle bölüştükleri için hepsinden küçük küçük akımlar çıkıyor. O yüzden piller uzun süre dayanıyor. Yani ampermetreyi tutup da arkadaşlar şuraya koysaydı bu ampermetre sadece buradan gelen akımı ölçerdi. Yani o zaman cevap 2 olurdu. Lütfen böyle ince ayrıntılara dikkat edelim. ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmaz arkadaşlar. İç direnci önemsiz 5 voltluk piller ile kurulan devrede voltaj kaçtır? Eşdeğer voltaj kaçtır? Şimdi ödev kitabımızdan seçilmiş bir temel düzey soru olduğunu görüyoruz. Ödev kitabımızın linkini de açıklamaya ekliyorum arkadaşlar. Şimdi canlar bakın burada bir kere şu pil ve şu pil yan yana olduğu için seri. Bu pil ve bu pil de yan yana olduğu için seri. Ancak bu ikisiyle bu ikisi karşılıklı olduğu için bunlar birbirine paraleldir. Yani mesela şuraya bir A harfi versem aynı harf buraya gelecek. Şuraya bir B harfi versem aynı harf buraya gelecek. Şimdi bunların her biri 5 unutmayın. Burada bir 5 var. Burada da bir 5 var. Yan yana geldiğinde bunlar ne yapar? 10. Bakın bir tane pil gibi yapıyorum. Bir tane pil gibi. Eksin artısına dikkat ediyorum. Ve 10. Alt tarafta da aynısı var. Bir tane pil gibi yapıyorum. Eksin artısına da dikkat ettim. Arkadaşlar artı eksi. Bu da 10. Bunların ucunda bir tane devre direnci var. Yani şu direnç var. Sonra arkadaşlar alt tarafta da ayrı bir pil topluluğu var. Artı eksi artı eksi artı eksi bakın dikkat edin hepsi düz bağlı. Artı eksi artı eksi artı eksi yani hepsinde herhangi bir ters cümle kurmuyorum. O zaman bunların toplamı 15 yapar ama yönüne dikkat bu tarafta artı olacak. Yani arkadaşlar bu tarafta artı bu tarafta eksi olacak ve toplamda kaç oluyordu? 15 volt tamam. Buraya kadar anlamışızdır umarım. Şimdi bu direncin kaç olduğu zaten önemli değil soru bize voltun kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bu 10 ve bu 10 paralel olduğu için bir tanesi alınmayacak mı? Paraleller bir tanesi alınıyor. O zaman bunlar 10 yapar diyeceğiz. Yani aslında bu ikisini sileceğiz. Bunların yerine bir tane artı eksi şeklinde 10 yazacağız. Tamam? Artı eksi 10. Buraya bir tane direnç geliyor. Devre aşağı devam ediyor. Burada da bir tane pil var. Ve bu pilin de artısı burası, eksi burası ve 15 volt. Şimdi gelelim bu ikisi paralel mi? Seri mi? Bir de ters mi? Düz mü? Arkadaşlar bakın. Şöyle bir tur attığınızda piller birbirinin devamına gelmiyor mu? Yani birbirini tamamlayacak şekilde geliyor. O zaman bunlar seri. O zaman düz mü ters mi ona bakalım. Eksi artı cümleye devam et. Artı eksi. Bak şu yolu izlerken önce eksi artı diyorsun sonra artı eksi diyorsun. Ters bağlı. Ters bağlıysa büyükten küçüğü çıkartacağız değil mi? Yani 15'ten 10'u çıkartacağız arkadaşlar. Ve bunun sonucu 15'ten 10'u çıkarttığımız için 5 olarak bulunur. Peki akım kimin dediği yönde olur? Arkadaşlar bu arkadaş diyor ki akım bu yönde olsun. Bu arkadaş diyor ki yok bu yönde olsun. Bunun dediği olur. Yani bu devredeki akım şu yönde devrede dolanır diyoruz. Mesela buradaki dirençte atıyorum 5 ohm olsaydı bizim voltumuz zaten 5 çıkmıştı. V eşittir IR yapacaktık. İşte 5 eşittir I çarpı 5 deyip akımı da 1 olarak bulabilirdik eğer sorsaydı. Şekildeki devreler, özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz üreteçler kurulmuş. Lambaların tükenme sürelerini sıralamamızı istiyor. Bir pilin tükenme süresi pilden çıkan akımla ilgilidir. Dolayısıyla biz burada pilden çıkan akımları bulmak zorundayız. Şimdi burada bir tane pil var ama iki tane lamba var. Lambaların her birine R dersek paralel bağlı olduğunu da görüyoruz. Sonuçta şuraya bir harf versek o harf buraya gelecek ve aşağı gidecek. Şu tarafa da başka bir harf verdik. O da buraya ve buraya gidiyor. Yani bunlar birbirine paralel bağlı. Bunda şüphemiz yok. Paralel bağlıysa arkadaşlar R ve R ne yapar? R bölü 2 yapar. V eşittir I çarpı R bölü 2 diyeceğiz. Şimdi burada ben V eşittir IR oluşmasını istiyorum hepsinde. O zaman ben bu akımın 2I olmasını istiyorum. Ki hani IR yapsın. Tamam. Yani arkadaşlar buradan çıkan akımın 2I olduğunu anladım. O I'nin yukarıya bir tanesi gidiyor. 2i'nin bir i'si de aşağı gidiyor. Ve lambalar I ve I şeklinde akımla besleniyor. Ama pilden çıkan 2i. Buraya geldiğimizde bunların yan yana yani seri olduğunu görüyoruz. Bir tane pil var. Pile de zaten V demiştik. O zaman arkadaşlar V eşittir. Dirençler RR 2R yapıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 2R'yi kaçla çarpmalıyım? Hani ben V eşittir IR'yi hepsinde sağlayacağım ya. Sonuçta özdeş lambalar ve özdeş üreteçler dedi. Yani üreteçlerin hepsi V ise hepsi IR yapması lazım. 2R'yi I bölü 2 ile çarpmam gerektiğini anlıyoruz ki IR yapsın değil mi? O zaman arkadaşlar bu pilden çıkan akım I bölü 2'dir canlar. Bu pile geldik. İki tane pil olduğunu görüyorsun. 1V bu, 1V de bu yan yana ve toplama o zaman 2V yapıyor. Bir tane de lamba var. O zaman 2V eşittir. Bir lamba olduğu için 1R yazıyorum. Arkadaşlar buraya ne yazmalıyım ki V eşittir IR sonucu çıksın? Şimdi V IR yapıyorsa biz 2V bulduğumuz için bunun da 2IR yapması lazım değil mi mantıken? O zaman buranın 2I akımı gelmesi gerektiğini anlıyorum. Yani bu pillerden çıkan akım 2i'dir canlar. Ve bunlarda paralel bağlı piller gibi paylaşma diye bir şey de yok. O paralellerde oluyor. Bunlarda 2i varsa bu devrede 2i dolanıyor. O zaman hem bundan 2i geçiyor hem bundan 2i geçiyor diyeceğiz. Buraya geldiğimizde 1R 1R yan yana olduğu için 2 yapıyor bunlar seri. 1V 1V tamam. Paralellerde bir tane alınıyor. Yani 5 tane de olsa 1V alınıyor. O zaman V eşittir diyorum. R ve R 2R yaptığı için devrenin eşdeğer direnci. Ben buraya bu sefer I bölü 2 yazmam gerektiğini anlıyorum. Hani ikiler gitsin ve IR çıksın diye. Vır yapsın diye. Tamam. O zaman akım I bölü 2. Ancak bu akım ana kol akımı. Yani bu I bölü 2 akımı 2R'nin üzerinden geçen akım. Yani şuradan geçen akım I bölü 2 canlar. bu pilden çıkan akım ve bu pilden çıkan akım nedir derse yarı yarı bölüşürler. Yani I bölü 4'ü buradan gelir. I bölü 4'ü de buradan gelir. Şimdi hangi pil en çabuk tükenir? En çok akım çekilen pil. Baktığımızda K, M pillerinden 2i akımı çekiliyor. Demek ki arkadaşlar bunların tükenme süreleri aynıdır. O zaman TK ve TM birbirine eşittir. Peki L'den i bölü 2 çekiliyor ama N'den i bölü 4. En uzun dayanan budur arkadaşlar. En az akım çekilen. Yani TN hepsinden daha uzun dayanıyor. En uzun ömürlü. TN'yi pardon en uca yazalım şöyle. Daha sonra TL geliyor çünkü i bölü 2 de iyi dayanır o pil. Yani bunlara göre iyi dayanır. Dolayısıyla sıralamamız bu şekilde oluyor. Burada şunu da bilin. Mesela akımla pilin dayanma süresi ters orantılı olduğu için K'dan çekilen akımın 2 olduğunu gördüğünüz anda 2'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü 2'dir. Yani arkadaşlar siz K pilinin T bölü 2 süre dayandığını anlayabilirsiniz. Mesela bu I bölü 2 yani 1 bölü 2'nin tersi 2 yapar. Bunun dayanma süresinin 2 olduğunu anlarsınız. 2'nin tersi ne yapar? 2i'nin tersi 1 bölü 2 yani t bölü 2. Buradaki i bölü 4'ün tersi de 4 yapar. Dolayısıyla bunun da 4t dayandığını bulursunuz. 4t dayanan, 2t dayanan ve t bölü 2 dayanan şeklinde düşünebiliriz canlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yine bu soru çok uzun sürdü. Ben de biliyorum ama arkadaşlar konuyu orada size öğretmeye çalışıyorum. Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki elektrik devresinde voltmetrelerin gösterdiği değerleri sıralamamız isteniyor. Bu dirençlerin nasıl bağlı olduğunu anlamadan bu soruyu çözemeyiz. Yani seri mi, paralel mi, nasıl bağlı önce onu bileceğiz. Voltmetrelerin olduğu yeri kopuk tel olarak düşünebiliyoruz. O zaman burasını kopuk düşünün. Burasını kopuk, yani bu kabloları yok edin. Bir de şu çizdiğim yeşil kabloyu yok edin. Bunlar yok. O zaman yola çıkan akım hangi yolu izleyecek arkadaşlar? Bakın. Buradan gelecek bir tane direnç burada var. O zaman buradan i akımı geçecek. Yukarı gidemeyecek. Yukarıda yol yok ki. Sağa dönecek. O zaman buradan da i akımı geçecek. Sonra aşağı ya da sağa gidemeyecek. Buralarda yol yok. Yukarı gidecek ve buradan da i akımı geçecek. Daha sonra sağa dönecek. Buradan da i akımı geçecek. Aynı akım devam ediyor. Buradan geldi. Bundan da geçti. Sonra arkadaşlar aşağı doğru geçti. Sonra devam etti. Devam etti. Ve arkadaşlar bundan da i akımı geçti. Son olarak eksi kutbuna geldi. Dikkat ederseniz bunun ucuna bu, bunun ucuna bu hep ucuca geldi. Yani bu dirençlerin hepsi birbirine seri olarak bağlı. Şimdi biz burada bu dirençlere bir değer versek daha kolay çözelim diye. Mesela kaç direnç var? 2, 4, 6. Her direnç 1 olsa 6 ohm yapar değil mi? Her direnç 1 ise bu devrenin eşdeğer direnci 6 ohm yapacak. Farz ediyorum ki benim pilim de 60 voltsa arkadaşlar pilin 60 volt olması artı kutbuyla eksi kutbu arasında 60 fark olması anlamına geliyor. Yani ben bu pilin artı kutbuna 60, eksi kutbunun voltuna da 0 diyebilirim. Arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Aralarında 60 fark var. Yani aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu 60 volt eksiye doğru kademeli olarak azala azala gidiyor. Şimdi benim V eşittir IR kuralıma göre R yerine 6, V yerine 60 yazarsam I ne çıkar? 10 değil mi? Benim akımım 10 çıkar. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki direnç 1. Akım da 10 olduğu için 1 kere 10, 10. Yani burası 60 ya arkadaşlar. Ben eksiye doğru giderken buradan geçtiğimde voltumu 10 eksiltirim. Yani ben buraya 50 yazarım volt olarak. Sonra bu da IR 10 yaptığı için hani i'si 10 r'si 1 ya. Eksiye doğru giderken yine eksilerek gittiğim için 10 eksil buraya 40 yazarsın. Yani direncin bu tarafına 40 gelir. Daha sonra devam et. IR'ye kadar eksil kaç oldu? 10 daha eksil 30 oldu. 10 daha eksil 20 oldu. 10 daha eksildiğinde bura 10 oldu. Yani burada 10 zaten. Aynı yer. Sonra burada 10. 10. Buradan bu tarafa geçerken arkadaşlar eksiye doğru gittiğin için 10 daha eksil. 10'dan 10 eksil 0 bak. Ne oldu? Buraya 0 olarak geldi. Artık voltmetrelerin ölçtüğü yerleri bulmak çok kolay. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. V1 voltmetresinin bir kolu 0'da, bir kolu 40'da. Zaten potansiyel farkı ölçüyor. 0 ile 40'ın farkı nedir? 40'tır. Yani V1'in ölçtüğü volta 40 diyebilirim. V2'ye geliyorum. Bir kolu 40'ta, bir kolu 10'da. Bak potansiyel fark. Yani 40 ile 10'un farkı 30. O zaman V2 30 ölçer. V3'e geldiğimizde bir kolu 30'da görüyorsunuz. Bir kolu burada, bir kolu burada. Burası kaç? Aşağıdan aynı uç 50. 50 ile 30 arasındaki fark 20'dir. Yani arkadaşlar V3'ün de 20 olduğunu görüyorsunuz. V1, V2, V3 sıralaması sorumuzun cevabı. Arkadaşlar çok güzel bir yöntem. Lütfen hani eğer anlamadıysak bir kez daha tekrar edin. Bu yöntemi güzel bir şekilde öğrenmeye çalışın. Pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru kademeli olarak gidiyoruz. Düşerek. Yani voltumuzu düşürerek gidiyoruz. Şekildeki elektrik devresinde S anahtarı kapatıldığında A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdiği değerler nasıl değişir? Önce anahtar açıkken yapacağız, bulacağız. Sonra kapalıyken yapacağız, bulacağız ve kıyaslayacağız. Anahtar açıkken burası yok. Çünkü devre tamamlanmıyor. Bunu düşünmeyeceğiz. 6 ve 6'nın birbirine paralel olduğunu görüyorsunuz. Buradaki 6'nın da bu 6'lara seri olduğunu yani ucuna eklendiğini görüyoruz. 6 ve 6 R bölü N kısa yoluna göre 6 bölü 2 yaparız ve 3 olarak buluruz. Artık bunu 3, bunu da 6 olarak biliyoruz. 6, 3 daha 9. Yani V eşittir I çarpı Reş kuralında buranın 9, V'nin 90 olduğunu, o zaman akımın, ana kol akımının 10 olduğunu bulduk. Ana kol akımı 10, yani buradan 10 yola çıkıyor. A1'den 10 olarak geçiyor. Daha sonra bu 10 geliyor. Arkadaşlar paylara ayrılması lazım bu 10'un. İşte diyor ki önüne gelen 2 tane yol var. Diyor ki yukarı gitsem de 6 ile karşılaşıyorum. Aşağı gitsem de 6 ile. O zaman diyor 5'ini yukarı yollarım, 5'ini aşağı yollarım. Normalde biliyorsunuz küçük olana büyük yolluyoruz. Büyük dirence de küçük akım yolluyoruz. Daha sonra bu 5 buradan geliyor. Burası zaten boş yani açık. Buradan devam edemez. Buradan yukarı doğru dönüyor bu 5. Ve buradaki 5 de buradan geliyor. Ve bu ikisi birleşerek bunun üzerinden 6 olarak pardon ne 6'sı 5 5 daha 10 olarak geçiyor. Yani A2 ampermetresi de 10'u gösteriyor. Bir kere birinci devreyi bulduk. İkisi de 10'a 10 olarak gösteriyordu. Şimdi gelelim ikinci devrede kaça kaç gösterdiklerini bulmaya. Tabii ki de bunların hepsini silmemiz gerekiyor. İkinci devrede farklı bir direnç daha devreye ekleniyor. Burayı kapatıyoruz. Artık şu ve şu paralel. Şu ve şu da paralel. Dolayısıyla 6 ve 6 3 yapıyor zaten. Sonra buradaki 6 ve 3 de 2 yapıyor. 6 kere 3 bölü 6 artı 3 mantığından bu da 2 yapıyor. Bu 3 ve bu 2 birbirine seri. Hani yan yana. 90 eşittir diyoruz. 90 eşittir i çarpı. 3 ve 2 seri olduğu için 5 yapıyor. Dolayısıyla kaç 5'e böl 90'ı 18. Yola çıkan akım 18. Artık buradan çıkan akım 18. Yani A1'in üzerinden geçen 18 oldu. Yani arttı. Bu 18 geliyor. Önüne çıkan 2 tane 6'ya yarı yarı bölüşüyor. Yani diyor ki 9'u buna gitsin, 9'u buna gitsin. Ancak daha sonra lütfen buraya dikkat edin. Birisi 6, birisi 3 olduğu için arkadaşlar yani bunlara aynı akım gelmez. 6'ya 1 kat akım geliyorsa yani i kadar akım geliyorsa 3'e de 2i kadar akım gelir. Çünkü 2 kere 3 6, 6 kere 1 6. Hani paralel olanların i ve r'lerinin çarpımı aynı olması gerekiyor ya. Voltları aynı dedim ya ondan dolayı. Küçüğe büyük, büyüğe küçük göndermeliyiz dedim ya ondan dolayı. 2i ve i toplamda 3i. Yani bizim yola çıkan akımımız 18 olduğu için bu 18'i 3i'ye eşitliyorum ve her i'nin 6 olduğunu buluyorum. Şimdi biz i'yi 6 bulduğumuza göre buraya gelen akımın 6 olduğunu anlamış olduk. Bu 12 2i olduğu için buraya gelen akımın da 12 olduğunu anlamış olduk. Yani A2'den geçen akım 6. Dolayısıyla sorunun cevabı çıktı. Biz şöyle bir ufak ispat da yapalım. 9 buradan geliyor arkadaşlar. 9 buradan geldi. 9 da yukarıdan geldi. Bu yukarıdan gelen 9'un 6'sı böyle devam etti. 9'un 3'ü de aşağı doğru devam etti. O 3 ile 9 ile birleşerek buradan 12 olarak yoluna devam etti. Yani şuraya bir ampermetre koysaydı o 3 olarak değer gösterecekti. Çünkü buradaki akım 3. Bizim sorumuzun cevabı 10'dan 18'e arttı. A2 ise azaldı arkadaşlar. İç direnci önemsiz pile voltmetre ve dirençler bağlanıyor. Buna göre voltmetre kaç voltu gösterir diyor. Şimdi voltmetrenin olduğu yeri kopuk olarak düşüneceğiz. Yani sanki şurada hiçbir kablo yok. Burayı görmezseniz bunların paralel olduğunu, bunun da onlara seri olduğunu anlıyoruz. 4 çarpı 12 bölü 4 artı 12'den arkadaşlar burası 3 çıkacaktır. Dolayısıyla biz artık burayı 3, yanında da bir tane 5 var. 5, 3 daha 8 yapıyor. V eşittir I çarpı reş mantığında buraya 8 gelirse pil de 32. Demek ki ana kol akımımız 4 amper olarak bulunuyor. Şimdi bu 4 yola çıkacak. Şuradan artıdan yola çıktı 4. Geldi buraya. Sağa gidemez çünkü burası voltmetre. İntihar demek. Voltmetrenin üzerinden akım geçmez. Sonra bu 4 yukarı gider ve 5'in üzerinden komple geçer. Yani bura 4 kere 5'ten 20 olur. Yani daha sonra bu 4 gelir. Bir miktarı buraya, bir miktarı da 12'nin üzerine olacak şekilde bölüşür. Yani 3'ü buraya gelir, 1'i de buraya gelir ki hani bu da 3 kere 4'ten 12, bu da 1 kere 12'den 12 yapsın. Aynı zamanda 3 ve 1'in toplamı da gelen akımı yani 4'ü versin. Bizim voltmetremizin bir ucu burada, bir ucu burada olduğu için kimi ölçer? Tabii ki de şura ve şura olduğu için bu 5'lik direncin üzerindeki voltu ölçer. Yani 5 kere 4'ten 20 voltu ölçer sevgili canlar. İç direnci önemsiz üreteçler R1, R2 bağlanmış. Diyor ki I1 bölü I2 nedir? Arkadaşlar bunlar seri. Cümle kuruyoruz. Yine şu yönde mesela bir cümle kuruyoruz. Diyoruz ki cümle kurarken yani şöyle dolanırken artı eksi, artı eksi, eksi artı. Bakın dikkat edin bu zıt. Ama şu ikisi aynı. O zaman ben bunların her birine V dersem ya da 10 diyelim mesela kafadan 10 diyelim. Bu 10. Bu da 10. Bu da 10 ama... Artı eksi artı eksi eksi artı deyince şununla şu birbirini götürmüş oluyor. Bir tane 10 kalıyor. Yani arkadaşlar 10 eşittir 4R çarpı i diyeceğiz ve buradan i'nin 2,5 olduğunu hani 4 kere 2,5 10 yapar ya o yüzden i1'i bulacağız. i1 yerine 2,5 yazıyoruz. Yani 5 bölü 2. Peki i2 ne? Şimdi ben bunlara 10 dediğim için bunlara da 10 demem gerekiyor. Paralel bağlılarda bir tanesi alınıyordu. Şimdi bu ve bu yan yana. 10 ve 10 20 yapar. 10 ve 10 da 20 yapar. Ama 20 ve 20 kaç yapar dediğimde paralel olduğu için bir tane 20 yapar diyeceksin. 20, 20, 20 yapar. Seri olsaydı 20, 20, 40 yapabilirdi. Ama şu anda 20, 20 daha 20 yapıyor. Çünkü paralel. Peki 20 eşittir i çarpı reş yaptığımızda r yerine 2 geliyor. O zaman i çarpı 2r'den buradaki i'nin de 10 olduğunu göreceğiz. O zaman 5 bölü 2'yi 10'a bölüm 10 bölü 1, 1 bölü 10 olur. 5 bölü 20 yapıyor. 1 bölü 4 olarak sorumuzu çözüyoruz canlar. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz yoruldum. Ben de yoruldum yani. İç direnci önemsiz. 3 üreteç değerleri verilen dirençlerle şekildeki gibi bağlandığında 3 ohmluk dirençten ok yönünde 10 amperlik akım geçiyor. K bölgesine bağlanan üretecin gerilimi kaçtır? Şimdi bu devrede bir kere 3 ve 6'nın paralel olduğunu ben görüyorum. Paralel bağlı dirençlerin voltları birbirine eşittir. Şimdi buraya 10 gelmişse 10 kere 3'ten bunun voltu 30'dur. O zaman bunun voltu da 30 olmalı. O zaman buna gelen akımın 5 olması gerekiyor. Demek ki buradan gelen akım 15 amper olmalı ki hani 5'ini buraya 10'unu buraya yollasın. Demek ki bizim devremizdeki akım yani ana kol akımı 15 amper. Şimdi V eşittir I çarpı reş kuralına göre ana kol akımımızın 15 olduğunu bulduk. Devrenin reşini de bulabiliriz. 6 ve 3'ün paralel olduğunu 6 kere 3 ve 6 artı 3'ten bunun 2 çıkacağını biliyorum. Yanına bir tane daha 2 var. O da seri. 2 ile 2'yi bu da 2 yapıyordu ya. 2 ile 2 4 yapıyor. Yani bu devrenin reşi 4. 4 kere 15'ten bu devrenin voltu 60 volttur. Şimdi bu arada bu devredeki akım da bu yöndedir. Bak bu yönde bir akım olacak. Yani arkadaşlar bizim bu eksi artı dediğimiz şu 4 volt bu yönde akım üretiyor. Biz bu yönde istemiyoruz. Biz bu yönde istiyoruz. Şimdi bu yönde 12 var. Bu yönde kaç daha olmalı ki? Bunu da çıkarttığımız zaman çünkü bu zıt. Sonuç 60 volt yapsın. Arkadaşlar mesela 50 eklesek örnek veriyorum. 50 12 daha 62 yapar. 4'ü çıkartırsak 58 yapar. Ama bize 60 lazımdı. Demek ki biz buraya 52 voltluk bir pil ekleyeceğiz ki, tabi bu pilin yönü de şöyle olacak. Yani artı eksi şeklinde olacak. Yani bu yönde akım üretecek. 52, bu yönde akım üreten 12 daha 64 yapar. Ters yönde akım üreten 4'ü çıkartırız. 4'ü 64'ten 4 çık 60. Demek ki bu K bölgesine bağlanan pil 52 volt değerinde olmalıdır. Bu videonun da çok şükür sonuna geldik. Bir sonraki videoda elektriksel güç ve lamba parlaklıkları gibi konulara değineceğiz. O videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.